kızını sözüm ona Oxford'da okutan anneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Sözüm ona diyorum. Çünkü hikaye yalan çıktı. Hatay'da çiçekçilik yapan, gerçi onun hiçbir suçu yok. Gülseren Bozkurt alnının teriyle ekmek parasını kazanmış ve sonrasında bize lanse edilen şekliyle kızı Merve Bozkurt Oxford'da okuyordu diye gelmişti haber. Ki bu haber yalan çıktı biliyorsunuz. Kızı annesine yalan söylemiş. Annenin dediğim gibi bir kabahati yok. O yine alın teri ve emeğini sarf ederek kızına yardımcı olmaya çalışmış ama kızı yalan söylemiş. Tabii bu yalan kısa zamanda ortaya çıktı. Türkiye'de sonrasında olay oldu. Sadece Türkiye'de olay olmakla kalmadı. Bu mevzu, bu konu İngiltere'ye kadar bakın nasıl uzandı. Vallahi yıllardan beri satıyorum burada çiçeği. Çocuklarıma okutuyorum. Çalışıyor işte böyle hayat. O kızını okuttuğunu sanarken kızının ona söylediği yalan ortaya çıktı. Pasaportu bile yokken Oxford'da okuduğunu öne süren Merve'nin yalanı dünyada da yankı buldu. Kazandığımız parayla işte çocuklarıma yardım ediyor mesela. Birini üniversiteyi bitirdim, biri üniversitede. Zorluklarla biraz mücadele ederek buralara geldik annemin sayesinde. Merve Bozkurt, Hatay'da yaşayan ailesine Oxford'da tıp okuyorum diye yalan söylemiş, ardından onu çiçek satarak okutmak isteyen annesi Gülseren Bozkurt'un hikayesi haberlere konu olmuştu. Haberlerin ardından genç kadının aslında İngiltere'de okumadığı ortaya çıkmıştı. Haber dünya basınının da ilgisini çekti. Yani... Bozkurt'un hikayesi İngiliz medyasının dikkatinden de kaçmadı. Gazeteler nasıl yapabildi başlığı atarken genç kadın da sinsi olarak tanımlandı. Haberlerin ardından ne anne Gülseren Bozkurt'tan ne de kızı Merve Bozkurt'tan açıklama gelmedi. Tabii orada anne ne yapsın? Ben orada gene anneye bir kabahat bulmuyorum da o genç kızın bunu nasıl düşünememiş bu yalanın ortaya çıkacağını ben onu anlamıyorum bir türlü. Yani günümüz teknolojisinde, günümüz çağında böyle bir yalan hiç yalan olarak kalır mı? Mutlaka o ortaya çıkar.